Ben şu soruyu sormak istiyorum efendim. Gerçekten dün itibariyle 10 bine yakın çocuk ve kadının şehit oldu. Videolarda da şu anda hastane sistemi Gazze'de çökmüş. Yani neticesinde orada şu an inim inim inleyen belki nice çocuk var. Şu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir devlet başkanıydı. Yani kıyas için soruyorum. Bugün yaşasaydı gerçekten miting mi yapardı, diplomasi trafiğine mi girerdi, çıkarlarını mı düşünürdü, yoksa ne hareket yapardı? 21. yüzyılda Efendimiz yaşasaydı şu hadise karşısında nasıl bir tavır koyardı ortaya? Şimdi bir defa evvela şunu söylemeye ihtiyacı istiyorum. Hudeybiye anlaşmasından önceki hayata bak. Hudeybiye'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 kişiyle beraber ümre yapmaya geldi. Ne yapmaya geldi? Ümre yapmaya geldi. Ümre yapmaya geldiğinde hiçbir tane ne yoktu? Kesinlikle ne yoktu? Savaş kararı olmadığından dolayı hiç kimseye de teçhizat almamasını emretti. Biz savaşa gitmiyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Biz ümreye gidiyoruz. Biz savaşa gitmiyoruz. Biz ümreye gidiyoruz. Netice itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata baktığımızda dikkat edin. Ümreye gelmiş olduğu ve kesinlikle hiçbir tane teçhizat almadığı halde sahabesinden bir tanesini elçi olarak gönderdi. Kim? Hazreti Osman radıyallahu anh. Gitti. Hazreti Osman radıyallahu anh'la alakalı elçi olduğu için sen söyle onlar. Göğüs hapsine aldılar ama bir haber geldi Efendimiz'e. Ne haber geldi? Osman şehit edildi. Bir kişi. Hiçbir teçhizat yok. Kaç kişi? Bir. Bir kişi. Hiçbir teçhizat? Yok. Yok. Efendimiz ne dedi? Biat edin bana. Bunlarla savaşıyoruz. Bunlarla ne yapıyoruz? Savaş. Savaş aletleri var mı? Yok. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Yok bunlarla ticaretmiş, yok bunlarla işte dostlukmuş, yok bunların içinde akrabalarımız varmış. O 1400 tane sahabi içinde Mekke'nin içinde belki de çoğun akrabası var. Belki de oğlu var. Belki de kardeşi var. Öyle değil mi? Evet. Kendi akrabaları onlar. Sonra o semura ağacının altında Mevla Teala ne yaptılar onlar? Mevla Teala'nın rızasına uygun şekilde Efendimiz'e biat ettiler. 1400 kişi. Neye biat ediyorlar? Hiçbir teçhizatları olmadığı halde bir tane kim? Hazreti Osman şehit edildi. Ya bir Müslüman şehit edildi. Kalkıp aralarından ya Resulallah ya bir kişi yüzünden 1400 kişi şeye mi atacağız? Öyle bir şey yok. Tek kelime yok. Ya Resul nereye? Savaşa. Şimdi Resulallah bak bir kişi için dikkat et ne yaptı? Hiç savaş hazırlığı olmaksızın savaşa biat aldı yani. Biat aldı ya. Sen şimdi öyle 10 bin kişi. Sen ne konuşuyorsun ya? 10 bin kişi. Ve 10 bin kişi her birine baktığında da masum insanlar. Çocuklar. Ya bir nesli katletmeye kalkıyorlar bunlar ya. Soykırım yapıyorlar ya. Ya soykırım yapıyorlar ya. Ve bunu yıllardan beri bunu bu şekilde yapıyorlar zaten yani. Sen şimdi kalkıp da dur ben ne yapacağım? Dur bakalım şöyle yapacağım. Dur bakalım böyle. Oo kardeş sen. Seni çok bekleme şeyi var ya. Çok. O yüzden bunun vebalinden kimse ne yapamaz? Kurtaramaz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Aa.